AK Parti Gaziantep 2. sıra milletvekili adayı Mehmet Eyüp Özkeçeci, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'ye olan talebin ve ilginin giderek arttığını söyledi. Bizim için seçim, son seçimin bittiği gün, ertesi gün başlar. Ben yaklaşık 8,5 yıl Gaziantep İl Başkanlığı'nı yaptım. 22 yıldır AK Parti'nin değişik kararlarında görev yaptım. Ben Recep Tayyip Erdoğan için siyasete girdim. 6 tane büyük seçim geçirdim. İl Başkanlığı olarak. 3 genel seçim, referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi, son olarak da yerel seçimlerimiz. Çok şükür hepsinde de AK Parti'miz büyük bir başarıyla, büyük bir zaferle sonuca ulaştı. Dediğim gibi AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı olarak çıktığımız her seçimin ertesi günü biz start veriyoruz. Seçim yarın diyoruz. Ne zaman olursa olsun teşkilat diri ve ayakta, seçim hazırlanıyor. Seçim sonrası biz sahada olduğumuz için çalışmalara hiç ara vermedik zaten. Bizde seçim koordinasyon merkezimiz var. SKM diye kısaca bahsediyoruz. Programları SKM'miz yapar. Cumhurbaşkanımızın aday tanıtım programından sonra biz hızlı olarak sahalara indik. O günden beri de sahadayız. Geri dönüşler çok çok muazzam. Halkın teveccühü her geçen gün artıyor bizlere. Gittiğimiz her yerde vatandaş bizi gözlerini gülerek karşılıyor. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Rabbim bir daha göstermesin. 11 ilde yüzyılın felaketini yaşadık. Vefat edenlere ben buradan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Depremin ikinci günü biz Nurdağ ve İsa'ya gittik zaten. Defalarca gittik geldik. Vatandaşlar şu anda var. Tamam, benim evim yıkıldı ve yakınım vefat etti. Benim yaramı sararsa Recep Tayyip Erdoğan sarar. Vatandaşımız bunu biliyor. Gittiğimiz her yerde bunu göğsünü gere gere söylüyor. Benim yaramı sadece Recep Tayyip Erdoğan sarar. Bu da bizim en büyük kazancımız. Her dem teveccüh vardı bizim partimize. Bakın, aday tanıtımına Yavuz Öne gittik. Deva Partisi'nin ilçe başkanı bütün akrabalarıyla, yönetimiyle bize geçti. Rozetinde eski Adalet Bakanımız, Abdurrahman Gül Bakanımız taktı. Teveccüh her geçen gün artıyor. İstifalar devam ediyor ve AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor. İlk günden beri bunu söylüyorduk. Karşımızda bir altılı masa vardı. Biz biliyoruz bu altılı masa değil. Yedili hatta sekizli masa. Yedinci ortak geldi oturdu ve şu anda kuralları onlar söylüyor. Bize terörle beraber olduk diyen insanlar şu anda terör örgütüne kucak açtılar. Vatandaş bunu görüyor. Dediğim gibi biz altılı masa diye hiç zikretmedik. Yedili, sekizli masa dedik bunlara. Kaç ortağı var belli değil. Vatandaş da bunu görüyor. İnşallah gereken cevabı da 14 Mayıs günü sandıklarda verecek kendilerine. Şimdi bakın, Türkiye'mizin Kürt sorunu diye bir sorunu yok. PKK sorunu var. Terör örgütü sorunu. Bizim hepsi kardeşimiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, herkesi biz kucaklıyoruz. Ama bizim tavrımız terör örgütünden yana. Vatandaş da bunu görüyor. İnşallah her zaman söylüyorum, cevap sandıkta verecek. Polisimiz, jandarmamız nefes aldırtmıyor onları. Cumhurbaşkanımız size biliyorsunuz her platformda meclisi geçleştireceğiz diyordu. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle liselerde ben de bir genç olarak yerimi aldım. Yani bu Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle olmuş bir şey. Yani bu konuda mutluyuz. İnşallah biz sahada öyle bir çalışacağız ki Cumhurbaşkanımız tamam, biz gelecek seçimlerde meclisi daha da gençleştirmeliyiz dedirteceğiz inşallah. Ve gençler olarak da öyle bir çalışacağız ki Cumhurbaşkanımıza inşallah o balkon konuşmasını yaptıracağız. Milletvekili olunca da Gaziantep'te hem 2,5 milyonla hem de gençlerden yine sorumlu olacağız inşallah. Elimizden geldiğince meclise de girersek inşallah genç parlamentodaki genç milletvekillerimize kafa kafaya verip gençliğin sorunları üzerine ve tabii ki Gaziantep milletvekillerimize de Gaziantep sorunları üzerine inşallah biz araştırmalarımızı yapacağız ve inşallah çözüm üreteceğiz. Bence dinamik insanların olması daha önemlidir diye düşünüyorum. İnşallah biz mecliste gençlerin sesi olacağız. Genç kardeşlerimizin sesi olacağız. Ben de gencim. İnşallah bu yüzden de tüm genç kardeşlerim desteğini bekliyorum. Altılı Masa diye bir yola çıktılar. Ben de her konuşmamda genç arkadaşlarımla söylerdim. Altılı masa var ama masanın altında ve etrafında dolaşanlar da var derdim her zaman. Ve siz de biliyorsunuz ki CHP ve HDP birlikteliği çok uzun süreden beridir var. Biz CHP-HDP birlikteliğini yerel seçimlerde de gördük. Tabii İYİ Parti dışarıda tutmak istiyor ama onların da gönlü şunu söylüyor. Tabii ki onlar da olsun.
Bizim asıl amacımız bu mevcut iktidarı devirmek. Cumhurbaşkanı devirmek diye söylüyorlar. Ve gerçekten biz de düşündüğümüzde bazen aklımız almıyor. Evet. Bize şu an onlar çok ciddi şekilde devirdiler. Siyasete çok genç yaşta başladım. 18 yaşımda başladım. Dönemimiz var daha çok haber veyahut da